Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özgürlüğünün 42. yılını kutluyor. Rum ve Yunan ikilisinin Türklere yaptığı zulme son veren barış harekatının üzerinden tam 42 yıl geçti. Bugün bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin en önemli günü şüphesiz 20 Temmuz 1974. Kıbrıs Barış Harekatı ile Türk ordusu Kıbrıs'a ilk adımını attı ve adadaki Türkleri Rum-Yunan ikilisinin zulmünden kurtardı. Türk askerinin denizden ilk adımı attığı Yavuz Çıkarma plajında geleneksel şafak nöbeti tutuldu. Şafak nöbetine Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarıyla ışıklı meşaleler taşıyan binlerce kişi katıldı. Etkinlikte görsel şölenlerin yanı sıra komandoların şovları da vardı. Komandolarımız, aslanlarımız, alkışlarınızla, şanlı bayraklarımızla. Nöbete katılan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş 42 yıl önceki 20 Temmuz gününü anlattı. Mehmetçik'le Mücahit bu kıyılardan itibaren omuz omuza hayatlarını içe sayarak bir devletin kuruluşuna ön ayak oldu. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 42. yılı kapsamında gündüz de etkinlikler devam etti. Devletin zirvesi Lefkoşa Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi törende halkla buluştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, darbe teşebbüsünden kurtulan Türkiye'ye geçmiş olsun mesajını iletti. Türkiye'de yaşananlar kuşkusuz ki bizi yakından ilgilendiriyor. Türkiye'deki olumlu gelişmelerle sevinen, acılarla üzülen Kıbrıs Türk halkı olarak elbette bu olayda sevdiklerini yitirmiş bulunan acılı ailelerin yanındayız. Yaşamını yitirenlere Tanrı'dan rahmet, geride kalanlara ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye'de silahlı kuvvetler içinde bu darbe girişiminde bulunan grup ile bir kurum olarak Türk silahlı kuvvetlerini birbirine karıştırmamanın önemine de değinmek gerekir. Türk silahlı kuvvetlerinin şerefli komutanlarının ve mensuplarının gerek Türkiye'de gerekse Kıbrıs'ta görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerinden kuşkumuz yoktur. Kıbrıs Barış Harekatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde gün boyu törenler ve farklı kutlamalarla devam etti.